Tamam, gel. Sayın Muhtarım. Tamam, gel. Tamam. Gelen mi? Süleyman Aykan. 97 aldılar. O tarafa da alacak. Onun buraya. Buraya. Tamam. Veliler, Muhtar tutanlar. Hasan abi. Veliler. Değil mi Evrim Hanım? Evet, evet hayatım. Durup muhtarına ben tekrar soruyorum. Ama durup muhtarı burada. Yalla kampı. Zaten safa eve gel geliyor. Hadi. İki paket. Alev, bunlar önü şey diyor be. Nebahat abla. İbrahim Kara. Yaşar Yörük. Abi alabilirsiniz. Bereketli olsun. Elvan Atipoğlu ben, ziraat mühendisiyim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nda görev yapıyorum. İzmir il genelinde hayvancılığın yoğun olduğu bölgelerde hayvancılığı desteklemek adına yem bitkisi tohumlarını dağıtıyoruz. 2020 yılından beri toplamda yani yaklaşık 700 kişi, 693 kişiye bu yem bitkisi tohumlarından desteklemede bulunduk. 14.329 kilogram macar fiyi, 20.000 kilogramda süt otu ve 10.000 kilogramda yem bezelyesi desteğinde bulunduk üreticilerimize. Üretici şöyle, girdi maliyetleri çok fazla yükseldi ve iklim değişikliği çok fazla hissediyoruz bunu. Su çok kısıtlı bir kaynak. Bu kısıtlı kaynağı da etkin olarak kullanmamız gerekiyor. İklim değişikliğine karşı toleransı olabilen, az su isteyen bu yem bitkisi tohumlarından üreticilerimize dağıtarak onların girdiği maliyetlerini bir nebze de olsa düşünmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda iklim kriziyle de mücadele ediyoruz. Hisar Mahallesi Muhtarı Birolak Keçe. Vatandaşımız için çok güzel bir şey bu. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer zaten zor anlarda üreticinin yanında. Yani şu an, şu ekim zamanında şu tohumun gelmesi çiftçiler için muhteşem. Çiftçi bir katkıdır bu. Ben bugün bu tohumu almayı istem kendi adıma 1500-2000 lira veyahut 3000 lira rakam ödeyeceğim. Daha önce köyümde hayvancılık konusunda koyun desteği alanlar var, yem desteği alanlar var. Yani adam 3 tane koyun aldı, 40 tane, 50 tane koyun olanlar var köyümde şu an. Yani çiftçilik budur ya. Ben Kiraz Galeköy Muhtarı Murat Seçkin. Zaten ilk önce küçük başı alan Kaleköy Mahallesi oldu. O da Büyükşehir Belediyesi sayesinde. Tohum da olsun, fidan da olsun, ne bileyim. Hele bizim en büyük su sorunumuzdur. Su sorunu çözen de Tuş Başkanı'dır. Çok sağ olsun. Aldığımız destek çok fazla. Bir de şunu söyleyeyim. Büyükşehir gerçekten ne bileyim ya, anlatılmaz. Yaşamak lazım derler ya. Yemini verdi. Bak bugünün de tohumunu dağıtıyor. Bu da bir bize büyük katkı. Yani küçük başı vereyim. Arkasını aramama derdi yok. Sütünü de alıyor. Adam Büyükşehir'den 4 koyunu almış. Bundan 4 sene önce o olmuş 10 koyun. Büyükşehir her şey bazı şey karşılığını bekleseydi biz burada hiçbir şey almamız lazımdı. Ama hiç karşılık beklemeden hele bizim gibi kırsalda çok büyük hizmet yaptı. Ben memnunum Tuş Başkanım'dan. İnşallah Allah ömür verir. O da biz de gelecek dönemler inşallah çalışırız beraber. Cemil Fırtına. Destekler her zaman için üreticiye yapılan bir destek faydalıdır. Hayvanlarımıza yem kaynağı oluyor bu. 80 liradan 20 liraya kadar farklı tohumlar var. Enflasyonun zorluğu herkes tarafından zaten biliniyor. Daha önceden fidan desteği yaptılar. Bu sefer tohum yaptılar. Aradı ve Büyükşehir. Yaparsan oluyor. İsmim Hasan Menekşe. 1-2 senedir hani hayatımızın en kötü çiftçiliğine yaşıyoruz. Neden? Mazot olmuş 40 bin lira. Gübür olmuş 800-900. Bu nasıl dadolacak? Abi güzel bir şey. Katkısı elbette var yani. Buradan verdiği tohumun yarın barene alım ekakses bilmiyorum belki 2-3 milyar en az, en tabanı. Yani şeysin adetini göre 3 milyar dolu, 5 milyar dolu, 10 milyar dolu. İşimiz gücümüz onlarla yatıp kalkmak.
Ben mesela bu yaşıma kadar hiç daha ni devletten bir destek almadıydım. Hani ha köy olarak, hizmet olarak Allah razı olsun. Bizim her şeyimizi büyükşehir yaptı. Genç hani şehirde çok mu böyle kazancı olsa gitmez. Vuramıyor, bir şey dam yapamıyor. Nasıl yapacak? Hani bir laf vardır, Atatürk'ün bir lafı vardır. Köylü şehirlinin efendisi diye. Köylü üretmeden sonra şehri nereden bulacak abi? Ama işte o köylünün de onu üretmesi çok zor. Çok zor yani. Abi bir depo mazot alıyorsun 2,5 milyar. 2 gün gidiyorsun tarlaya bitiyor. Sağ olsun büyükşehir, ben onlardan destek bekliyorum. Devletten hiçbir şey beklemiyorum.